geceleyin, gecenin yani küçük bir cüz'ünde, bir parçasında, gece içerisinde ki yani bu bu şekilde Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerife, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede değil, üç gecede değil, beş gecede de değil, 15 gecede bile gidilmez. Fiziken imkansız yani, fiziken, fiilen, maddeten bu olmaz. Burada çok açık bir şekilde bir mucize yaşanıyor. Yani harikulade, olağanüstü dediğiniz bir durum yaşanıyor. Allah-u Teala Resulünü alıp getiriyor. Zaten bu iş kendi başına olmuyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Normalde adete göre olmaz bu ama Allah-u Teala oldurur, Cenab-ı Hak yapar. Nitekim ayet-i kerimede bunu beyan buyuruyor. Şimdi bazı ahmaklar efendim yahu diyor göğe nasıl çıktı diyor. Yani göğe doğru yükselirken merdiven mi var gibi böyle ahmak ahmak sözler söylüyor. Cemaat-i Müslümin, göğe doğru çıkmak olacak şey değildir, doğru. Tamam da Mescid-i Aksa'da, Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece içerisinde gidip gelmek de olacak şey değil. O da mümkün değil. Nasıl oldu? Hadi olmadı de bakalım. Hani o ahmağa söylüyorum. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan İsra, yani geceleyin götürülme, yok diyen bir insan kafir olur. Ayeti inkar etmiş olur. Efendim Allah-u Teala onu oradan oraya götürüyorsa zaten Mescid-i Aksa'dan da Sidretül Münteha'ya yükselten yine kimdir? Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala becerememekten, başaramamaktan münezzehtir. Sübhanellezî diye Sübhane ile başlamasının bir manası, bir hikmeti de budur. Başka da manaları, hikmetleri vardır. Yani olmaz bu. Ne demek? Kendi kendine olamaz. Hiç kimse bunu yapamaz yani. Ama Allah bunu olduramaz mı? Allah-u Teala'ya yok yok. Her şeye kadirdir Cenab-ı Hak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yolculuğa çıkmıştır. Yalnız mevzumuz değil ama dokunmadan da geçemeyeceğiz, eksik kalmış olur. Bakınız, İsra ve Miracı iyi tahlil ettiğiniz zaman olaya böyle yani bir macera, macera ne demek? Vukua gelmiş, yaşanmış bir hikaye olarak bakarsanız o başka. Ama bu macerayı, yani bu yaşanan şeyi, macera yaşanan demektir. Bu yaşanan şeyi tefekkürle ele aldığımız zaman, etraflı düşündüğümüz zaman buradan bayağı şeyler çıkar, çok şeyler çıkar. Zaten Allah-u Teala ne buyuruyor? لِنُّرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Mescid-i Aksa'ya onu niçin getirdik? Ayetlerimizi ona göstermek için, ayetlerimizden bir kısmını göstermek için, ayetlerimizi görsün diye. Tabii ayetleri Cenab-ı Hak Mekke'de gösteremez miydi? Yani ayetleri görmek için Mescid-i Aksa'ya Resulünü götürüyor. Allah-u Teala Mekke'de, Mescid-i Haram'da ayetlerini Resulüne gösteremez miydi? Bak hep bunlar düşünülmesi gereken hususlar. Cenab-ı Hak her şeye kadir ama demek ki
seferber olmak lazım. Seferber olmak lazım. Yan gelip yatmamak lazım. Gayret etmek lazım. Harekete geçmek lazım. Yorulmak lazım. Çalışmak lazım. Allah-u Teala ayetleri Resulünün ayağına getirirdi Mekke-i Mükerreme'de. Orada gösterirdi. Ve de bunu buradan aldığımız gibi bir şey daha alalım. Çok var da ben hepsini bilemem ki. Bilebildiğim, aklıma geleni söylüyorum. Demek ki insan bir sefere çıkıyorsa, bir yere gidiyorsa oraya niye gitmeli? Oradan biz faide elde etmek için, oradan istifade etmek için gitmeli. Tatile gidiyorum diyorsun. Tatil demek attale yuattilu ta'tilen. Yani tef'il babından mastardır. Manası kişinin kendisini boşa atması demektir. Boşa. Yani işten boşa. Olmaz ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de boş mu duruyordu? Yoksa koşturuyor muydu? Gece gündüz çalışıyordu. Gece gündüz. Yani Mekke'de yatmıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece gündüz çalışıyor. Ama böyleyken Allah-u Teala'nın ayetlerini görmek için o sefere, o seyahate ihtiyaç duyuldu. Demek ki insan Allah-u Teala'nın ayetlerinin peşine gitmeli. İnsan hikmetin, ilmin, efendim faziletin peşine gitmesi lazım. Gidiyorsunuz orada yatıyorsunuz aşağıya, ye iç, yat babam yat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yatmadı. Kudüs'te de yatmadı bak. Kudüs'te Allah'ın ayetlerini müşahede etti. Allah-u Teala'nın ayetlerini. Efendimiz Aleyhisselam'ın kat'i emri idi. Kesin emir. Mutlaka yanınızda bir çanta olsun. Çantanızda muhakkak tefsir olsun, fıkıh olsun. Mesela Nesefi tefsiri, iki cilt, bir cilt de olabilir, bulundurabilirsiniz. Fıkıh, Efendimiz Aleyhisselam'ımız seyahate çıktığı zaman Mültekanın şerhi damat, Osmanlı dönemindeki baskısı iki cilt olarak, iki kitap yani. Onun bir cildini yanında bulundururdu. Ayrıca mektubat, Risale-i Kutsiye, evet. Yahu biz tatile gidiyoruz. Cemaat-i Müslümin, Müslüman tatil etmez. Müslüman tatile gitmez. Bak tatil boşa gitmek demektir. Gitmez. Müslümanın zamanı çok kıymetlidir. Herkes için ama Müslüman bunun farkındadır. Farkında olmalıdır. Ve zamanı çok tasarruflu kullanmalıdır Müslüman. Çok tasarruflu. Çünkü her zaman söylemeye çalışıyoruz. Allah-u Teala başta benim nefsime duyursun. Yani her ölen insan Allah-u Teala'dan bir şey isteyecek. Her ölen insan. Her ölen bir şey isteyecek. Onun için yani bir istekte bulunacak. Nedir bu? Azıcık bir süre. Duyuyor musunuz? Azıcık bir süre isteyeceğiz. Ayet-i kerime istiyorsanız ayet-i kerime okuyayım. Estağfirullah. Ve enfiku mimma razaknakum. Size rızıklandırdıklarımızdan infak edin. Bu infak sadece mal harcamak değildir. Nefesi tüketmek, gücünü harcamak,
ilmini infak etmek, infak dediğiniz Allah'ın verdiğini Allah yolunda harcamak. Sana para vermiş, ona ilim vermiş, ona bedeni güç vermiş, ona kafa vermiş. Herkes bunları seferber etmeli. Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yatiya ahadukum. Her birinize gelmeden evvel el mevtü ölüm. Ölüm kime gelecek? Her birinize. Feyekule demeden önce kim? Kendisine ölüm gelen. Yani hepimiz demeden önce. Ne diyeceğiz ölüm gelince? Rabbi, ya Rab, levla ahharteni ila ecelin karibin. Azıcık bir süre beni geciktirmez misin ya Rabbi? Hepiniz diyeceksiniz. Fe as-saddaka, ya Rab, tasadduk etsem veya tasdik etsem, manalar var. Ve ekum minas salihin, ya Rabbi senin salih kullarından olsam diyeceksiniz. Ama kulum, ve len yuahhirallahu nefsen iza jaa eceluha, Allahu Teala hiçbir nefse süresi dolduğunda, vadesi geldiğinde zerre kadar bir gecikme hakkı tanımayacaktır. Kulum sen isteyeceksin, ben vermeyeceğim. Bak şimdi söylüyorum sana. O evet, evet'i şu: verilen zamanı iyi değerlendir. Vallahu habirun bima ta'melun. Cuma suresinin son ayetleri. Mesela aynı şekilde İbrahim suresinin son sayfasında ortada Mevla buyuruyor, yani içinde Es-Sâlimillah ve endirin nas, bütün insanları korkut. Biz de insanız işte. Biz de buna giriyoruz. Yevme, bir günden ki ye'tihimul azab, o gün azap gelir. Feyekulullezine zalemu, ve zalimler, hayatlarını heba edenler, zaman öldürenler. Zaman ne yapıyorsunuz? Yani vakit geçiriyorum, zaman öldürüyorum. Bir Müslüman karıncayı öldürmez, bu zaman öldürüyor. Mevla buyuruyor ki böylece kendisine yazık edenler, hayatlarını heba edenler, vakitlerini boşa geçirenler diyecek: Rabbena ehhirna ila ecelin karib. Ya Rab, az bir süre bizi geciktir. Nücib daveteke, ya Rab davetine icabet edelim. Ve nettebi'ir rusul, ya Rab peygamberlerine, ki o peygamberlerin peygamberi peygamberimize uyalım ya Rabbi. Az bir süre ver bize ya Rabbi diyeceksiniz. Böyle bir gün gelecek. O günden insanları korkut, insanlar korksun da o günden kaçsın demek değildir. O güne hazırlansın. Kaçış yok. Kaçış yok. O gün geliyor. Siz de o güne doğru gidiyorsunuz. Kaçış yok. Ancak hazırlanabilirsiniz. Onun için de Kur'an'a bakmak lazım. Siz ekrana bakıyorsunuz. Cemaat-i Müslümin. Toplum tuhaflaştı. Tuhaflaştık yani. Evet evet. Ne acı bir şey. Müslümanın elinde Kur'an olurdu. İşinden fırsat bulunca Kur'an'a bakardı. Şimdi işten fırsat bulunca ekrana bakıyorsunuz. Ya namaza durana kadar telefonla meşgul oluyorsunuz. Neyse, namaz başladı, mecbur istemeye istemeye cebinize sokuyorsunuz. Selamı zor bekliyorsunuz. Selam verir verme telefonu çıkartıyorsunuz. Halbuki eskiden tespih çıkartırdı insanlar cepten. Şimdi telefon çıkar. Bu bozulmak demektir. Değişmek demektir bu. Evet. Öyle bir hal aldık ki sanki telefon bizi tamamlıyor. Yani telefon yoksa biz insan değil miyiz cemaatimizin? Bizi yani eksiğim, insanlık yönümüzü o mu tamamlıyor? Yakışmaz. Bir Müslümanın olgunluğuna yakışmaz. Telefon çok basit, hayatın içinde önemsiz bir ayrıntıdır. Bir ufak işin için kullanırsın onu, o kadar.
Ama şu anda bizim lokomotifimiz oldu. Biz telefonun vagonu gibiyiz. Yani o cihazın. Cemaatim, yanlış yapıyoruz. Dersimizin ayetlerine bakacağız. İsterseniz ayet kelimeleri de katalım buna. Allah-u Teala buyuruyor Estağfirullah. Ve lekad andolsun ki elbette ve muhakkak ehlekna helak ettik ma havlekum etrafınızda ki minel kura beldeleri. Burada Allah-u Teala bahusus Mekkelilere alel umum hepimize hitap ediyor. Etrafınızdaki Allah'a isyan eden beldeleri, yani beldelerin halklarını helak ettik diyor Cenab-ı Hak. Mekkelilere bilhassa, ama umumen hepimize. Yani Semud kavmi, Ad kavmi falan falan Kur'an-ı Kerim'de helak edildikleri beyan edilen milletler. Aynı zamanda cemaat-i müslümin buradan şunu da alacağız ki, yani etrafınızdaki beldeleri, insanları helak ediyoruz. Yani ey mümin, ey kafir. İster mümin ister kafir. Ya görüyorsunuz etrafınızdaki insanları bir bir ölüyorlar. Ölüyorlar. Yani onlar öldü, sen kalacaksın, öyle mi? Hı? Bu insanların ölümü size bir şey göstermiyor mu? Eşinizin, dostunuzun ölümü size, yahu onların ölmesi demek ölüm sırasına siz geldiniz demektir. Baban öldü mü? He? Ölüm sırası sana geldi demektir. Evet. Bu demektir. Diyorsun ya sırayla gidiyoruz. Bak baban gitti, sıra sana geldi. Cemaat müslümin. Mevla buyuruyor. İkterabe linnâsi hisâbuhum. İnsanların hesabı yaklaştı. İnsanlar her an hesap gününe yaklaşıyor. Ve hum fî gafletin. Ama insanlar gaflette. Mu'lilûn. Yüz çevirmişler. Dalmışlar. Şöyle ekrana işte. Çok fazla teferruata dalmaya gerek yok. Bizim dalış, yani dalışımızı göstermek için bunu söylemem yetiyor. Başka bir şey aramaya gerek yok. Dalmış insanlar. Kadını erkeği, hocası acısı, dindarı dinsizi. Cemaat müslüm, dinsiz neyse yahu bize yakışmaz bu. Sanki biz telefonla tamamlanıyoruz. Yani o bizim... Yani bizi tamamlıyor cemaat müslümin. Bu bize yakışmaz yahu. Müslüman çok üstün şahsiyettir. Müslüman hiçbir eşyaya esir olmaz. Müslüman eşyayı kendisi esir olarak alır. Eşyayı kullanır. Eşya tarafından kullanılmaz. Şu anda telefona esir, köle oldunuz. Kimse kusura bakmasın, baksanız kaç yazar ki. Müslümanlık şahsiyetine yakışmıyor bu. Bir ihtiyaçtır ama çok önemsiz bir ayrıntıdır telefon. Kullanırsın biter. Halbuki sizi kendisine kuyruk yapmış, kusura bakmayın. Çekip çeviriyor sizi. Şurada camide telefonlarınızı susturamıyoruz. Kimsenin gücü buna yetmiyor. Neden? Kapatırım, açmayı unuturum diye. Telefondan geçmiyorsunuz, namazdan geçiyorsunuz. Namazınızı bölüyorsunuz, telefonum kapalı kalır korkusuyla kapatamıyorsunuz. Başkasının da namazlarını mahvediyorsunuz, perişan ediyorsunuz milletin feyzini, milletin huzurunu mahvediyorsunuz. Bundan da aldırış etmiyorsunuz. Kendi namazını zaten satmışsın, belli. Telefon çalıyor, elini atıyorsun telefona, tuşuna basıp kapatıyorsun. Adam tekrar arıyor veya kadın kim ise, tekrar elini atıyorsun, bir daha yaptım, namaz bozuluyor. Namaz bozuluyor. Evet. Üç defa elini telefona attım, namaz bozuluyor. Ameli kesir bu.
ama namazdan geçiyoruz, telefondan geçemiyoruz. İbretlik. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. Etrafınızdaki insanları bir bir helak ediyoruz, vefat ettiriyoruz. Yani sıra size geliyor. Ama biz bir dalış içinde, bir dalgınlık içinde, bir gaflet içinde sürüklenip gidiyoruz. Cemaat Müslümin, Müslüman o kadar üstün bir şahsiyettir ki asla vagon olmaz, kuyruk olmaz, sürüklenmez. Her şeyi peşinden sürükler. Müslüman çok üstün bir şahsiyettir. Müslüman eşyayı kullanır, eşyaya kendisini kullandırtmaz. Şu an tek kelimeyle telefon kolik oldunuz. Yakışmaz. Burada açık bir şekilde söylüyorum. Yakışmaz. Böyle bir şey Müslümanlığa yakışmaz. Şu hanımların işlerine bakın. Tepeden tırnağa tesettüre bürünmüş. Demek ki bir hassasiyeti var. Örtünmüş yani. Ama caddede telefon elinde, el kulağında böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Dalmış. Ne var hocam, ne var bunda? Ne var diye soruyorsan kusura bakmayın. Demek sende göz yok. Bu göz şart değil, bu göz görmek değildir, bundan görmek. Sen ne var diyorsun ya bunda. Daha ne olacaktı ya, şu bir Müslüman hanımın haline baksana. Toplumun içerisinde elinde telefon, telefon kulağında gidiyor böyle. Daha ne olacaktı? Aynı şey sizin için. Hoca bakıyorsun molla, kıyafetinden, halinden. Böyle gidiyor. Gafil bir şekilde gidiyor. Halbuki Rahman'ın kulları huzur üzere yürürler diyor Allah Teala. Rahman'ın kulu olmak için huzur üzere, vakar üzere yürümek gerekiyor. Ve ibadur Rahman ellezine yemşun alel ardı hevnen. Rahman'ın kulları yeryüzünde yürürken caddede, sokakta, bağda, bahçede, pazarda vakar ve sekinet ve huzur üzere yürürler. Derviş insan berduş gibi yürüyor. Olmaz. Berduş berduş gibi olur, normaldir. Derviş derviş gibi olmalıdır. Evet. Ölen insanlardan ders almıyor musunuz diyor Allah-u Teala. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ. Ve ayetleri tekrar tekrar anlattık diyor Allah-u Teala. Ayetleri, ki bunun bir manası da şudur. Kur'an-ı Kerim'de, bu tarafta kapıyı kapatın, meşgul ediyorsunuz cemaati. Evet. Yanlış fark var. Bizim buraya sohbete gelmemiz başka insanların yolunu kesme hakkını bize vermemektedir arkadaşlar. Yani öyle bir hakkımız yok yani. Sohbetteyim işte deme hakkımız yoktur cemaat-i Müslümin. Bizim sohbette olmamız başkasının yolunu kesme hakkını bize vermemektedir. Bu bir kul hakkıdır. O kul hakkına girmeyelim. Partlarımızı son derece dikkatli bir şekilde yapalım. İnsanlar yolunu kesmeyelim. Peki, şimdi ayetleri tekrar ettik diyor Allah-u Teala. Bunun çok uzun izahı var. Bir tanesini söyleyelim. Mesela Rahman suresinde febi eyyi âlâ-i rabbikümâ tükeddiban 30'un üzerinde tekrar ediliyor. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız, yalanlayabilirsiniz? Yalanlamanız mümkündür, doğrudur ama yalanlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bak tekrar tekrar. Başka aynı şekilde veylün yevmeydin lil mükezzibin, yalanlayanlara o gün yazıklar olsun.
Vallahu habirun bima taamelun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Vallahu basirun bima yaamelun. Allah onların yaptıklarını görür. Velillahi mulkus semavat ve lillahi ma fis semavat. Buna hep tekrar ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mülk Allah'ındır. Yerlerin, göklerin mülkü Allah'ındır. Onun için Allah'ın mülkünde hüküm Allah'ındır. Senin sözün nerede geçer? Senin mülkünde geçer. Allah'ın hükmü de Allah'ın mülkünde geçer. Allah'ın mülkü sadece Allah'ın evi değildir, cami değildir. Yani camide Allah'ın dediği olur. Dışarıda da Allah'ın dediği olmalı. Dışarısı da Allah-u Teala'nın. Onun için sürekli bir nokta üzerinde durduk. Yani Allah'ın evine girdiğiniz zaman da kadınlar ayrılıyor erkeklerden. İşte burada bir ayrı bir bölme var. Hanımların namaz kılacağı yer. Cemaat-i Müslümin, şu ayet-i kerimeyi iyi anladığınız zaman şu neticeye gelirsiniz ki bu bölme, kadınların, erkeklerin ayrı bölmesi, bölmede olması sadece Allah'ın evinde değil, senin evde de böyle olmalı. Caddede de böyle olmalı. Markette de, mağazada da, metroda da, minibüste de. Evet, hepsi Allah'ın çünkü. Yani Allah-u Teala'ya ait olmayan yerde Allah'ın dediği geçmez. Tamam, var mı ama? Var mı? Allah'a ait olmayan bir yer yoktur. O halde cami değil, bütün bir mülkte Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği Allah'ın dinidir arkadaşlar. Onun için İslam'ın belli bir alanı yoktur. Belli bir alan. Biz şimdi böyle İslam'a bir alan oluşturduk. Nasıl? İşte camide. Camide şimdi bir hanım burada sohbeti dinlemez mesela. O ne olur dinlese? Olmaz. Dışarıda toplanıyor kadın erkek bir arada. Pazarda toplanıyorsunuz. Mezarda toplanıyorsunuz. Efendim mitingler oluyor. Nutuklar atılıyor. Orada kadın erkek bir arada oluyorsunuz. Metroda, minibüste. O başka. Nasıl başka oluyormuş? Hı? Yani camide bu düzen niye yapılıyor? Efendim işte Allah'ın hükmü. Cemaat Müslümin, tekrar tekrar söylemeye gerek yok ki, dışarısı kimin? Velillahi ma fis semavati ve ma fis. Yerlerde, göklerde hepsi Allah'ın. Hepsi onun. Dolayısıyla böyle olmalı. Böyle olmalı. Allah Teala'nın dinine bir alan seçmek kimsenin haddine değildir. Bak, benim dediğim benim evde ya geçer ya geçmez. Ama senin evde benim dediğim geçmez. Senin dediğin senin evde geçer geçmez tartışılır. Ama senin evde benim dediğim benim evde senin dediğin geçmeyeceği tartışılmaz. Tamam da yani şimdi Allah'ın dediği Allah'ın evinde mi geçer yani? Biz Allah'la aynı mı oluyoruz cemaat-i Müslümin? Senin dediğin senin evde geçiyor, benimki benim de evde. Allah'ınki de Allah'ın evinde geçiyor, öyle mi? Dışarısı kimin? Cemaat-i Müslümin. İslam'a bir alan oluşturmayalım. Allah'ın dininin alanı Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkünde Allah'ın dediği olur. Allah-u Teala'nın dinine biz zaman oluşturuyoruz bizim mantığımıza göre. Nasıl? Yani işte cenaze denilen günde İslam modundayız, Kur'an'dayız. Ama düğün denilen çok daha önemli bir günde isyandayız. Buyur. Buyur şimdi. Cenaze gününde Kur'an'dayız ne kadarsa. Ama düğün denilen çok daha önemli bir gün. Çok daha önemli bir gün. Çünkü cenaze bir yuvanın yıkım günüdür. Düğün ise bir neslin temel atma günüdür. Usta temel atma gününde lazımdır. Mimar temel atmada lazımdır ve de dikkat orada gerekiyor. Binayı yıkarken metre getirmek, ölçerek yıkmak falan yoktur. Ama kurarken
Onu tam kuracaksın. Bu taş binalar böyle olduğu gibi insan yapısı daha önemlidir cemaat müslümin. Şu binayı kurarken aman yan olmasın, aman eksik olmasın diyorsun. Peki binayı niçin kuruyorsun? İnsan yaşasın diye. Ama insan neslini yan kuruyoruz. Yan. Senin neslin eğri olduktan sonra binan doğru olsa ne olur ki? Cemaat müslümin asıl olan insandır. Bunu anlatamıyoruz. Düğün günü cenaze günlerinden daha önemlidir. Ama cenazede cenaze hocası vardır. İşte size öncülük yapar, önünüzdedir. Onu öne geçirirsiniz, onun dediğini yaparsınız. Fakat cenaze hocası olduğu gibi düğün gününüzde düğün hocanız yoktur. Yok. Hatta sevdiğiniz, saydığınız hocayı da düğüne çağırmıyorsunuz. Niye? Ya hocayı çağıracak bir düğün yapamadık. Yapamadık değil, yapmadın. Yapmadın. Halbuki hoca sana cenazede lazım mı değil mi? Tartışılır. Olmasa da olabilir. Ama düğünde hocanın olması gerekliliği tartışılmaz. Tartışmaz. Mutlaka hoca olması lazım düğününde. Önünde olmalı. Sen peşinde olmalısın. O sana düğün safhasında, düğün yani kızı isteye alacaksan kız istemekte, kızı vereceksen oğlanı seçmekte. Oradan başlıyor. Artık düğünün sonuna kadar o seyir ve süreç içerisinde sana hoca lazım. Aman şöyle yap, şöyle yapma, şuraya kız ver, şu kızı al, şunu alma, şunu şu eşyayı al, şuraya para ver, şuraya para verme, şöyle elbise al, böyle alma, şu, bu, helal, haram, helal, haram, helal, haram. Böyle seni bunaltacak hoca. Evet, ama sana temelli bir yuva kurdurmuş olacak. Tamam. Cemaat müslümin, düğün hocası bu noktaya gelmeden cenazelerde yaptığınız çok fazla anlam ifade etmemektedir. Yani işte hocalar gelmiş, hatimler yapılmış, dualar olsun ama çok fazla bir temele oturmuyor. Temel nedir? Temel düğündür. Düğün, cenaze o düğün temeli üzerine kurulmalı. Müslümanca düğün yapan insanın Müslümanca cenazesi kalkacak. Bak, temelli iş. Yoksa akşama kadar aklına gelen her isyanı yapacaksın düğünde. Sonra cenazede Kur'an okumuş, hoca hatim yapmış, falancı rüya görmüş, bilmem ne etmiş falan. Bunlar sadece avunmaktır cemaat müslümin. Avunmak. Evet, dediklerim pek hoş gelmiyor biliyorum, tatsız şeyler. Ama zaten gerçeğin böyle bir yanı, bir yönü vardır. Nedir gerçek? Evet, insana pek tatlı gelmez. Yalan dolan böyle hikayeler anlatsam size, ooo, hocanın ağzından bal akıyor. Cemaat müslümin, ağzımızdan bal da akmasın, zehir de akmasın. Ağzımızdan hak ve hakikat dökülsün. Ben illa acı konuşalım demiyorum. Tatlı konuşalım da demiyorum. Doğru konuşalım. O tatlı olur, acı olur. Şimdi وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. Etrafınızdaki insanları tek tek helak ettik. Şöyle baktığınız zaman birçoğumuz artık yani bizim üstümüzde, bizim bizden bir büyük, bir tık diyorsunuz ya, üstü yok. Biz o noktaya gelmişiz. Yani bizim babalarımız vardı, daha evvel dedemiz vardı, dedeyi geçtik. Babalarımız, amcalarımız, dayılarımız vardı. Onlar da bir bir gittiler. Şimdi biz dede olduk, baba, dayı, amca diye bize sesleniliyor. Yani bizim akraba içinde bizim
üstümüzde sayacağımız bir tane insan kalmamış veya çoğu gitmiş, azı kalmış. Bu bize bir şey göstermiyor mu? Bir şey göstermiyor mu? Benim mesela, ben kendi adıma söyleyeyim, benim yani yakın çevremde benden bir üstte, yani babamın seviyesi sade bir kişi kaldı. Kaç kişi vardı? Hepsini gönderdik. Hepsi gitti. Şu anda sıra bize geldi demektir. Bazen babadan önce de gitmek oluyor. O ayrı mesele. Ama ya bak, benden babamın bir bacanağı var, yaşıyor. Yani onun dengi. Bir o kaldı. Halbuki onlarca bizim büyük vardı. Sizde de aynı durum. Daha çok genç olanlar, hani babası dedesi sağ olanlar, siz de bizim şeye geleceksiniz neticeye. Yani akış devam etmektedir arkadaşlar. Akış, bak şu anda bile ölüme doğru akıştayız şu anda. Gidiyoruz. Onun için yani ne alsak kârdır. Boş durmayalım, koşturalım. Koşturalım. Efendimizin İsra ve Miracından ders alalım. Efendimiz bunaltılmış Mekke-i Mükerreme'de. Zulüm zirve yapmış. Arşa dayanmış. Efendimiz buyuruyor ki, bana yapılan eza-u cefa hiçbir peygambere yapılmadı. Mâ udiye nebiyyün misle mâ uditu. Bana yapılan hiç yok. Her peygambere eza-u cefa yapılmış ama en büyüğü bana yapıldı. Çünkü peygamberlerin en büyüğüdür. Onun için büyük peygamberin büyük imtihanı var. Böyle bir ortamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zahir planında destekçisi olarak amcası Ebu Talip, Hazreti Ali Efendimizin babası, iman etmemiş olsa bile Efendimiz'e çok destek oluyordu maddi planda. O vefat etti. Efendimiz o desteğini kaybetti. Hem maddi hem manevi planda en büyük destekçisi Hazreti Hatice annemiz. Efendimizin hayat arkadaşı, ilk ümmeti ve anlatmakla bitmez. Anlatmak bizi aşar zaten. Hazreti Fatıma, Hatice annemizi. Öyle büyük bir insan. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e geldi ve buyurdu ki, eşin Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Bakın, Allah Celle Celaluhu, Allah'ın selam verdiği. Çok daha bir şey konuşmuyorum, geçiyorum burayı. Hazreti Hatice annemiz de vefat etti. Kainatın efendisi gibi, kainatı başının üstüne taşıyacak bir kuvvete sahip olan Resulullah Efendimiz o kadar irkildi ve sarsıldı ki o seneye Resulullah Efendimiz Senetül Hüzün ismini verdi. Üzüntü senesi, hüzün senesi. Efendimiz öyle az boz üzüntülerden etkilenmez. Ne kadar sarsıldığını görün. Bir yandan müşriklerin zulmü, bir taraftan da en büyük destekçilerini kaybediyor. Yani böyle imtihanlar, musibetler efendim katmerli bir şekilde kat kat geliyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala Habibine İsra ve Miraç yaptırıyor cemaat-i müslümin. Ancak ibretlik bir olay ki, yani Habibim şöyle kafanı dinle, telefonlarını kapa, kimseyle görüşme, bir 5-10 gün kafanı dinle. Böyle bir mantık yok İslam'da cemaat-i müslümin. Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan alındı. Nereye götürüldü? Mescid-i Haram'dan nereye götürüldü? Tatil beldesine değil. Ya mescide, bak mescitten mescide gidiyor. Mescitten mescide, mollalar, müderrisler, mütederrisler, ibretlik. Efendimiz mescitten mescide gidiyor, yani rotadan çıkmıyor.
Yani şimdi metro nereye gitse demir yolundadır. Nereye gitse demir yolundadır. Molla nereye giderse gitsin ilim yolunda olmalı. Olduğu yerde, onun için ilmin olmadığı yerde, nasıl ki demir yolunun olmadığı yerde metro yoktur. Sen şimdi misal veriyorum ya, efendim baba olarak oğlun metroyu süren bir adam. Senin acil bir durumun olsa baban, baba olarak oğlu, oğlum gel beni kapıdan al, çok fenayım desen, yani oğlun istese bile senin kapında metro geçmiyorsa oradan, metro oraya gelmez değil mi? Taksi gelir de metro gelir mi kapıya? Gelmez. Oğlum babanın beni almayacak mısın, götürmeyecek misin? Yahu gitmez bu, çıkmaz buraydan. Demir yolunun olmadığı yerde metro olmaz. İlmin olmadığı yerde alim olmaz. İslam'ın olmadığı yerde Müslüman olmaz. Kur'an-ı Kerim bir yerde yoksa senin de orada işin yok demektir. Yok. Kur'an yok bir yerde, bir ortamda. Senin ne işin var orada? Hı? Seni boynundan, bacağından, belinden bağlayıp çekerek götürdülerse başka. Başka, o başka. Ayağınla gidiyorsun öyle. Ayağınla gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Hı? Şimdi hacılar, bacılar şey, tatil, İslami tatil oteli varmış da oraya gidiyorlarmış. İslami tatil otelinde, nasıl bir otelse İslami tatil. İslam'la tatil kelimesi yan yana gelmez. Cemaat Müslümin, hiç kimse bu İslam kelimesini böyle olur olmaz kelimelerle yan yana getirmesin. İslami tatilmiş. Tesla. Müslüman tatili mi olur? Allah Teala tatil yapıyor mu? Kulum ben yokum, bir hafta yokum. Hava yok, su yok, ekmek yok. Yokum kulum. Tatildeyim. Hava Allah'ın ya, su da Allah'ın, ekmek. Ben üç tane söylüyorum, başlık olarak söylüyorum. Hepsini koyun ona. Allah Teala tatile gitti, kapattı. Bak Mevla ne buyuruyor? Sabah namazda okuduk. El hayyul kayyum. Allah Teala hayyi kayyumdur. Yani hiç ölmez bir diridir ve hep işinin başındadır. Kayyum, yani her şeyi ayakta tutuyor. Tatil yapmıyor, bırakmıyor. İnna Allaha yumsiku semavati vel arda en tezula. Allah gökleri yeri tutuyor. Her şeyi tutuyor ki gitmesin, yok olmasınlar. Ve le inzaleta inemsekuma min ahadin min ba'de. Yer yok gitse, Allah bıraksa kim tutacak bunu? Hı? Allah Teala ben 10 gün tatildeyim dese güneş kim doğduracak? Kim battıracak? Havayı kim estirecek? Kulle yevmin huve fi şe'en. Her an Allah Teala iştedir. Ben size ayet okuyorum. Her an Cenab-ı Hak iştedir. Biz tatile gidiyoruz. Giden gitsin, siz gitmeyin. Rotadan çıkmayın. Resulullah Efendimiz Mekke'den bir yere gitti. Nereye gitti? Mescid-i Haram'dan nereye gitti? Mescid-i Aksa'ya. Minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aksa. O bir balık, akvaryum balığını düşünün, daha çok gözünüzün önünde olduğu için. Yani akvaryumun bir ucundan diğer ucuna gider ama o akvaryumun içerisinde hep suyun içinde olur. Sudan hiç çıkmaz. Hiç. Cemaat Müslüman, bizim suyumuz, hayat suyumuz dindir. Biz dinden hiçbir gün çıkamayız. Ve linuriyehu min ayatina, ona ayetlerimizi göstermek için. Ruhul Beyan tefsirine bakın. Bu Sübhanellezî esra bi abdihi leylen ayet kelimesinin tefsirini Arapça okuyanlar Arapçasını okusun. Tercümesini de yapmışlar. Ne kadar tercüme doğru bilemiyorum. Ama Arapça okuyamayanlar oradan bakabilir. Bu ayeti kerimeyi İsmail Hakkı Hazretleri, Ruhul Beyan sahibi, uzun boylu izah etmiş. Özetleyecek olursak, Efendimizin bu seyahatinde iki safha var. Birisi İsra, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan yürüyüş.
O yürüyüş esnasında Resulullah Efendimiz neler gördü, neler. Bakın, okuyun. Ondan sonra ikinci aşama Miraç, Uruç, yani Mescid-i Aksa'dan yukarıya doğru yükselme. O safhalarda Resulullah Efendimiz neler gördü, neler. لِنُّرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Ayetlerimizi ona göstermek için götürdük biz. Yan gelip yatmak için değil diyor Cenab-ı Hak. Mekke'de zaten Resulullah Allah'ın ayetleriyle beraber, Kudüs'te gene aynı. Aynı yahu. Çıkmaz ki, rotadan çıkmaz. Aynen balık gibi sudan çıkmaz. Tren gibi demir yolundan çıkmaz. Araba gibi karayolundan çıkmaz. Çıkmaz. Araba şöyle yoldan bir çıksa, Allah korusun. Bizim tatilimiz bu demektir. Büyük bir afettir bu. Hele ehli ilim için, medreseler için çok büyük bir afettir. Böyle günden güne katmerleşiyor cemaat müslümin. Peki şimdi dönelim yine. Ve sarrafnel ayati leallehum yercaun. Ayetleri biz tekrarladık ki belki onlar dönerler. Gafletten dönerler. İnkardan, şirkten, isyandan dönerler. Felevla nasarahum. Buradaki tabii kafirlere hitap var ama ayeti okuyan kafir değil ki, biziz. Dolayısıyla dersi biz alacağız. Felevla nasarahum. Onlara yardım etmeli değil miydi? Ellezine, o büyükler, başlar, liderler, putlar falan falan falan. Felevla nasarahum ellezine ittahadu min dunillahi felevla nasarahum ellezine ittahadu min dunillahi kurbanen aliheten. Allah'tan başka ilah edindiler. Allah'tan başka başlar, büyükler edindiler. Öyle ki tamam, bizim de büyüklerimiz var. Ama bizim büyüğümüz, yani Allah-u Teala'ya kul olarak kullukta büyük demek. O da kul, biz de kul. Fakat öyle büyükler ediniliyor ki o büyüğün dediği Allah'ın dediği midir değil midir bakılmadan onun dediğine uyuluyor. Biz öyle yapamayız. Biz bir büyüğe hangi şartta uyarız? Onun dediği Allah'ın dediği olacak. Onun yaptığı Resulullah'ın yaptığı olacak. Zaten Allah-u Teala'nın dediğini demeyen, Resulullah Efendimiz'in yaptığını yapmayana büyük demiyoruz. Değil mi öyle? Büyük. Yani büyüklerimiz bizim var. Ama hepsi yani kullukta bizden daha büyük demektir. Yoksa o da kul. Hem de o bizden daha hassas, daha dikkatli, daha duyarlı bir kul. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ımız nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ımız bizim ilahımız değildir. Efendimiz Aleyhisselam'ın büyüğümüzdür. Yani büyük kul demek. Kulluğu çok büyük. Biz de kulluk noktasında Allah'a kuldur o. Biz de Allah-u Teala'ya kullukta onu örnek alıyoruz. Ona uyuyoruz. Namazda nasıl imama uyuyorsak, namaz bir ibadettir. Allahu Ekber deyip tekbir alınca o imama uydun. Ona tapmıyorsun, ona uyuyorsun. O da Allah'a ibadet ediyor, sen de ibadet ediyorsun. Ama uyarak yapman gerekiyor. Selamla bu imamlık bitiyor. Ama Allah'ın dostlarının, en başta Resulullah Efendimiz, bütün hayatımızın imamıdır. Bütün hayatımızın. Onun varisleri, onun vekilleri, onlar da hayat boyu bizim imamımızdır. Ama dikkat edin, burada Vehhabiler bir çarpıtma yapıyor. Nedir o? Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor ki o Mekke müşrikleri Allah'tan başka ilahlar edindiler. Evet. Niye? Bizi Allah'a yakla kurbanen, yani Allah'a yaklaştırsınlar diye ilah edindiler. O ilahlar onlara niye yardım etmedi? Madem size
faydası olacaktı bu ilahların. Hadi size bir çare olsunlar buyuruyor. Şimdi Vehhabi çok kasıtlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde dinsizliğinden, gavurluğundan bu ayeti alıp ayetle oynuyor. Diyor ki bak diyor, Allah'tan başka şeyleri ilah edindiler, bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Allah-u Teala dedi ki sizin o ilahlarınız niye size yardım etmedi? Yo be İngiliz uşağı Vehhabi, bak müşrikler Allah'tan başka ilah edindiler. Yani kimi tutuyorlarsa onu ilah olarak tutuyorlar. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ni, şimdi Hasan Efendi Hazretlerimizi tutuyoruz, ilah olarak tutmuyoruz ki. Bizimki onlarınkine benzemiyor ki. Mekkeliler tuttukları, büyüttükleri, baş, büyük, bilen olarak gördüklerini kendilerine ilah sayıyorlar. Allah'ın ortağı sayıyorlar. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ni, Hasan Efendi Hazretleri'ni Allah'ın ortağı demedik ki. Desek zaten bizi gebertirler. Allah'ın ortağı mı diyoruz biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne? Biz Mahmud Efendi Hazretleri'nin kulu muyuz cemaat-i müslimin? Değil. Mahmud Efendi bizim ilahımız mıdır cemaat-i müslimin? Değil. Mahmud Efendi Hazretleri, Hasan Efendi Hazretleri bizim doktorumuzdur. Biz onun kulu değil, hastasıyız. Bu Vehhabi gelip de bunları gelsin de konuşalım, gelmez, kaçar. Kaçar. Sadece iftira atar, Allah'tan korkmaz ve çarpıtma yapar. Mekke müşrikleriyle bizi mukayese ediyor kendi kafasına göre. Ya senin haddine değil bu. Ama kaldı ki biz kendimizi Vehhabi'ye ispatlama derdinde değiliz. Ben siz kardeşlerimle hasbihal oluyorum. Ben onunla umurumda bile değil. Sizinle hasbihal oluyorum. Bak arkadaşlar, biz Allah'ın dostlarını tutuyoruz ama Allah'ın ortağı diye değil, Allah'ın dostu diye, Allah'ın kulu diye. Ya ayette var, اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِحْسَنُونَ Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmez. Cenab-ı Hak ayette dostlarının olduğunu beyan ediyor. Allah'ın dostu demek Allah'ın ortağı demek değildir. Allah'a ortak görülen Allah'ın dostu olmaz. Allah'ın ortağı yok. Şimdi buradan ben size söylüyorum ama o Vehhabi dinler mi? Onlar paslaşmış, kirleşmiş kulakları onların, duymazlar ki. Ulan Vehhabi, günde 5000 defa la ilahe illallah diyen bir Müslümana hiç utanmadan, sıkılmadan müşrik diyorsun. Halbuki senin müşrik dediğin o Müslüman her gün 5000 defa la ilahe illallah diyor en az. Ders yapıyor. Sen hayatında 5000 defa la ilahe illallah dememişsin öyle. İnsan biraz yüzü kızarır. Lakin haya yok ki utansın. Bunları çok iyi tanımak lazım. Ayetleri çarpıtıyorlar. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Allah'tan başkasını onlar ilah edindi diyor. Biz kimseyi ilah edinmedik. Edinen yanlış yapıyor. Kurbanen, yani seni Allah'a yaklaştır. Tamam, Mahmud Efendi Hazretleri niye tutuyoruz? Hasan Efendi Hazretleri niye tutuyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırmak için. Ancak Allah'a beni yaklaştırsın diye ben Hasan Efendi Hazretleri'ne, Mahmud Efendi Hazretleri'ne ilah demiyorum. Müşrik ise bu put beni Allah'a yaklaştıracak, onun için bu Allah'ın ortağıdır diyor. Fark var müşrikle bizim aramızda. Bunu Vehhabi çok iyi biliyor, işine gelmiyor. Evet. فَلَوْلَا نَسَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَ Allah'tan başka Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye ilah edindikleri şeyler niye onlara yardım etmedi? Bırak yardımı, بَلْ ظَلُّوا عَنْهُمْ O putlar hepsi kayboldu onlardan. Onlar da onlardan kayboldular. Aralardaki ve tekattaat bihimul esbab, aralardaki bütün bağ ve bağlantılar kesildi. Hatta ahirette el-ahillâ'u yevmeydin ba'luhum li ba'lin adu, dostlar birbirinin düşmanı oldu. Hepsi birbirine düşman. Bu husustaki ayetleri
anlatsam uzun gider. Nasıl birbirlerinin böyle yakasına yapışacaklar? O ayak takımı liderlerinin nasıl yakasına yapışacak? Ama Allah'ın azabı hepsinin yakasına yapışacak. Hepsi. Sen bir mikrop olmasaydın gidip o dinsizi bulmazdın. Allah-u Teala o dinsiz baş var ya, baş dinsizler, onların hesabını görecek. Ama onlara kuyrukluk yapanlar, sizin de hesabınız görülecek. Allah-u Teala size diyecek ki, siz eğer siz yaramaz bir şey olmasaydınız gidip o dinsize ram olmazdınız, yem olmazdınız. Dinsizin yanında ne işiniz vardı sizin? Dinsizin peşinde ne işiniz vardı sizin? Dinsizde ne işiniz vardı sizin? O teşkilatta nasıl bulundunuz? Aynı kulvarda, aynı yolda nasıl yürüdünüz? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Mıknatısı toprakta dolaştır, sonra kaldır. Toprakta ne var? Envai çeşit orada şey var, toz var. Her şeyin tozu var, toprağın tozu var. Sapsaman var. Ondan sonra başka madeni şeyler var. Ama mıknatısı kaldırdığın zaman mıknatısa yalnız demir cinsinin yapıştığını göreceksiniz. Niye? Cins cinsini akar. Sen dinsiz olmasaydın o dinsizi bulmazdı. Sen dindar olsaydın dindarı bulurdun. Çok buna dikkat etmek lazım. Dün bir ayet okundu ikindide. Estağfirullah. Velikullin vichetun. Herkesin bir yöneldiği, tamam namazda yöneldiği bir kıble var, o ayrı. Bir de hayatında, kafa yapısında, zihniyetinde, icraatında herkesin bir yöneldiği vardır, bir yönelişi vardır. Neye yöneldiğinize iyi dikkat edin. Herkes kendisine baksın. Biz birbirimize not vermek, sicil amiri değiliz cemaat müslümanı. Kendimize bakalım, neye yönelmişim acaba? Beni yönlendiren nedir, kimdir? Ben kimin güdümündeyim, kimin gölgesindeyim, kimin tesirindeyim? Herkes kendisine baksın. وَلِكُلِّنْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin bir yönelişi vardır ki o oraya yönelmiştir. فَاسْتَبِقُوا hayrat. Kullarım siz hayırlara doğru yönelin ve koşun ve hayırda yarışın. Asla şerde yarışmayın, şerde şerli insanlarla yürümeyin, olmayın. Bak وَلِكُلِّنْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا hayrat. اَيْنَمَا تَكُونَ. Ben burada yani sözlerimi çok yüksek ayetleri aşağı çekip parti purtu işine indirmeniz size yazık olur. Ayet-i kerime böyle, ayet-i kerime Allah'ın ayetleri güneş gibidir. Güneş gibidir. Her şeyin üstündedir ama her şeyi aydınlatır. Tamam. Parti purtu işine de bu ayetin ışığı altında bakacaksın. Ama ayet parti için gelmemiş. Parti dün vardı, öbürs gün yoktu, yarın vardır, öbürs gün yoktu. Önemli olan nedir? Ayeti bir güneş gibi göreceğiz. Ayeti bir yağmur gibi göreceğiz arkadaşlar. Her şeyi ihya eder. Her şeye hayat verir. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ. Her şeyi sudan, hayat verdik her şeye. Hey olan her şeyi sudan kıldık. Şimdi Mevla buyuruyor ki hepinizin bir yönelimi vardır. Neye yöneldiğinize dikkat edin. Herkes kendisine baksın. Asın kafanızı aşağıya. Dönün iç dünyanıza. Acaba beni sürükleyen nedir? Kimdir? Neyin peşinde gidiyorum? Kimin peşinde gidiyorum? Festebikul hayrat. Ayetin devamı, ikinci cümle. Kullarım siz hayırlarda yarışın. Hayırda olun. Devamla buyuruyor ki ama istediğiniz yolda yerde olabilirsiniz. Sonuçta tercih sizin. Ama unutmayın ki eynema tekunu ye'ti bikumullahu cemi'a. İster hayırda olun, ister şerde olun. Serbestsiniz dünya imtihan yeri olduğu için. Ama
Allah hepinizi, hayırlı ve şerli hepinizi bir noktada mahşerde cem edecektir. Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Hayrın ve şerrin karşılığını göreceksiniz. Hayra sahip olanlar cennete doğru yönlendirilecek. Şerre sahip olanlar cehenneme doğru yönlendirilecek. Bu kaçınılmazdır. Şu an istediğini tutabiliyorsun, atabiliyorsun. İstediğine yanaş, istediğinden uzaklaş. İstediğini sev, istediğine soğuk ol. Ama birleşeceksiniz Mahkeme-i Kübra'da, mahşerde, Rabbul Alemin'in huzurunda toplanacaksınız ve orada iki kola ayrılacaksınız. Mahkeme-i Kübra neticesi bir grup cennete, bir grup cennete gidecek. Siz bugün yaşayanlar, ben şu kafayla, şu zihniyetle, bu icraatla, bu yaşantıyla yarın Mahkeme-i Kübra'dan hangi notu alırım, hangi kafileye katılırım, bunun hesabını yapalım arkadaşlar. Kimseye not vermeyelim, kendimize verelim. Şu gidişatla ben ölsem hangi grubun içerisinde olurum? Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Unutmayın ki el mer'u ma men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kimi seviyorsun? Kimi seçiyorsun? Yani gidiyorsun, mesela bekarlara söylüyorum, gençlere, şimdi babalara, annelere pek iş bırakmıyorsunuz. Evlenmeyi kendiniz yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Evliliğinize büyüklerinizi katmalısınız. Son sözü siz söyleyeceksiniz. Ama ilk sözü onlar söylemeli. Evliliğinize büyükleri katın. Neyse, şu anda bu ayrı bir sıkıntı, bir bela. Gidiyorsun, bir eş seçiyorsun kendine. Acaba senin bu seçimine senin dinin ne diyor? Hiç düşünüyor musun? Eş seçiyorsun, hayat arkadaşı. Acaba dinin ne diyor? Bunu merak ediyor musun oğlum? Veya kızımız. Hiç diyor musun ki, ya ben bunu seçtim, sevdim, istiyorum da dinim ne diyor? İşte dinim ne diyor diyen insana ne derler? Dindar. Bak, dinim ne diyor diye dert eden insana dindar insan derler. Bir arkadaş seçiyorsunuz kendinize. Hayat arkadaş değil de böyle gündelik arkadaş olarak birini seçeceksiniz. Seçtiniz. Bir tane arkadaşınız var. Peki yavrum veya ey kardeşim veya ey Müslümanlar, benim arkadaş olarak seçtiğime dinim ne diyor acaba? Dinim bunu seçti mi? Bunu seç diyor mu? Bunu tut diyor mu? Olmasın ki dinimin at dediğini ben tutuyorum. Ya öyleyse ne olacak? Dinimin at dediğini ben tutuyorsam bana dindar denmez. Cemaatimiz mi? Aynı şekilde yani iş seçiyorsunuz, iş. Bu işi seçerken senin nefsin sana uygun diyor. Senin eşin, etrafın sana uygun diyor. Oğlu çok güzel diyor. Acaba dinin ne diyor, merak ediyor musun? Bak, dindar insan dinim ne diyor diyen insandır. Dinim ne diyor acaba? Şu işe girmemde, bu işte olmamda, benim bu işi yapmamda bana dinim ne diyor diyen adama dindar insan derler. Dindarlık Kabe'de yatmakla olmuyor. Bu soruyu sormakla oluyor. Dinim ne diyor? Bir eşyayı seçiyorsunuz, beğeniyorsunuz, onu alıyorsunuz. Yani iyi de acaba dinin senin seçtiğin, mesela kıyafet olsun, başka eşyalar olsun, neyse, eşya dedim, hepsini koyun içine. Senin seçtiğini dinin seçiyor mu acaba? Dinin sana iyi yaptın diyor mu acaba? Ha? Acaba nasıl yaptım diyen insana dindar insan derler. Ben bunu seçtim ama nasıl yaptım, iyi mi yaptım diyene dindar derler. Dindarlığın ölçüsü budur. İlla bunu diyelim. Aynı şekilde bir adamı seçiyorsun, muhtar seçiyorsun veya kendine vekil seçiyorsun, yönetici seçiyorsun. Aynı, o da giriyor buna. Ama işi sadece bir kaleme getirip indirgemek, o yanlıştır. Seçim dedim mi hemen aklınıza
o geliyor. Değil. Bak çok daha geniş manası var. Seçmek. Bir şeyi beğeniyorsun, benimsiyorsun. Acaba dinin onu beğeniyor mu, benimsiyor mu? Evet. Mesela şimdi işte ortalıkta birileri bilmem ne yapmışlar da başarmışlar, kazanmışlar, birinci olmuşlar. Bunları tebrik eden edene, eden edene, eden edene, tebrik edenler, hatta tenkit edenleri linç edecekler neredeyse. Öyle mi? Sizi gidi dinsizler sizi. Yahu sen birisini övüyorsun. Bak ben size bugünkü hukuktan bahsediyorum. Şu kürsüde ben şimdi burada şu devletin terörist olarak gördüğü birisini övsem, ya o adamın terörünü övmedim, iyi tarafını övsem. Bir terörist olsa iyi taraf olmaz mı bir insanın? Olur. Orayı övsem, aşağı indim mi buradan beni elime bağlayıp götürürler. Ne oldu? Terörü övmek suçtur. Teröristi övmek. Ya benim söylediğim onun doğru, iyi tarafı diyemezsin. Bugünkü hukukta. Cemaat Müslüm, İslam hukuku yağma mıdır? Hı? Allah'ın düşmanını öveceksin. Allah'a isyan eden birisini övmek suçtur. İnsan ufuryan duruyor, çırçıplak duruyor. Neymiş başarmış da kazanmış da bilmem neymiş bilmem ne. Cemaat Müslüm yapmayın ya. Ne oldu dininize? Hani dininiz? Benim övdüğümü, benim dinim övüyorsa bana dindar derler. Ama dinimin övmediğini övüyorsam bu da dinsizliktir. Neyi beğeniyoruz? Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Muhtemeldir ki siz bir şeyi nahoş görürsünüz, sevmezsiniz. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu kutibe aleykumul kıtal ve hukunnekum ve asa en tekrahu şeyen ve vekir. Bir şey sizin hoşunuza gitmez, halbuki dininize göre o hoştur. Ve asa en tuhibbu şeyen ve şerun lekum. Bir şey sizin hoşunuza gider, halbuki o sana göre hoştur ama dine göre hoş değildir. Asıl olan da dindir. Asıl olan dindir. Asıl olan dindir. O halde demek ki benim beğendiğim beğenmediğim geçersiz. Ne olacak ya, bir şeyi tutacağız, bir şeyi seveceğiz, tebrik edeceğiz, takdir edeceğiz. Neyi tebrik edeceğiz, neyi tebrik... Din niçin gelmiş? Cemaat Müslüm, din niye gelmiştir? Neyi seveceksin, neyi sevmeyeceksin, neyi hoş göreceksin, neyi nahoş göreceksin, neyi tutacaksın, neyi atacaksın, ne zaman güleceksin, ne zaman ağlayacaksın, din bunları göstermek için gelmiştir. Bu noktada seni sana bırakmamıştır. Din. Siz dini ne zannediyorsunuz? Kurban bayramında bir sığır seçeceksin. Senin dinin sana orada bir şey söyleyecek. Bu sığır kurban olur. Bu olmaz. Dişi çıkmış, doşu çıkmış bilmem ne. İnsan seçiyorsun. Orada dinin sana karışmıyor, öyle mi? Sığırı seçerken karışıyor sana din. İnsan seçiyorsun, karıştırmıyorsun onu, öyle mi? Senin dininden haberin yok. Ayakta uyuyorsun sen, boşuna yiyip içiyorsun. Öyleleri söylüyorum size, demiyorum. Din dediğiniz bambaşka bir şeydir cemaat Müslümanı. Din nedir biliyor musun? Senin doğru veya eğri bildiğin, doğru veya yanlış gördüğün şeye gerçek manada doğru ise doğru, yanlış ise yanlış diyen şeye din derler. Benim doğrum, benim yanlışım, bana göre böyle, bana göre şöyle. Geçerli olsaydı dine gerek kalmazdı. Din ahmaklara, akılsızlara gelmemiş ki, din akıllı insanları muhatap alıyor. Niye? Aklınıza değil, dininize uyun. Aklınızı çalıştırın, dininize uyun. İslam'ın isyan olarak gördüğü şey, bir insan erkek olsa bile bunun bacak arası şeydir. Baldırından yukarısı nedir? Haram, avret. Kız için de durum böyle, kadın için de böyle. Bacaktan aşağı çırçıplak, biz bununla alkışlıyoruz. Hem de öyle bir linç kampanyası oluşturuluyor ki, onun o günahına birisi karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Niye? Onu da çünkü eziyorlar. Gelin ezin bakalım, gücünüz yetiyorsa.
Bütün benliğimizde isyana ve isyankara karşı çıkıyoruz. O isyankarı kim tutarsa tutsun, Allah-u Teala'nın tutmadığını, dinimin tutmadığını atmak benim dindarlık boynumun borcudur. Öyle kelle kulakla Müslümanlık olmuyor. Bana hoca dediniz, ben oldum Müslüman, öyle mi? İnsan hoca derler adama. Hoca demek Müslüman demek değildir. Müslüman olmak için İslam'ı iliklerine kadar hazmedeceksin. İslam'ı iliklerine kadar hazmedeceksin. İslam senin ruhun olacak. İslam bir şeye açıksa, karşı çıkıyorsan onu tebrik ediyorsun. Neyin Müslümanlığı bu? Peki ve dalike ifkuhum, Cenab-ı Hak buyuruyor, o müşriklerin Allah'a eş koşmaları onların iftiralarıydı. Ve mâ kânû yefterûn, ve onların iftira ettikleri şeylerdi. Onlar ölünce hepsi bitiyor, gidiyor, bir şey kalmıyor. O bizim liderimizdir, ilelebet başımızın vesile. Ölür ölmez aranızdaki bağlar kesiliyor. Ve tekattaat bi'imine, demin okudum bu ayeti. Yani o küfür yolunda, isyan yolunda ki bağlantılar hep kesiliyor. El-ehillâ'u yevmeydin ba'lum li-ba'l-nadûm. Bütün dostlar düşman oluyor kıyamet günü. İllel-muttekîn, ancak takva temelinde dostluk kuranlar, takva yolunda dostluk yapanlar, o başka. O dostluk esas semeresini veriyor ahirette. Şimdi devam edelim ayete. Ve iz sarafnâ ileyke neferan minel cinni. Habibim, hatırla o vakti ki sana cinlerden bir nefer, 9-10 kişi sana yönlendirdik, sana çevirdik ve onlar sana geldiler. Yestemi'unel Kur'an, Kur'an dinlemek üzere geldiler. Cinlerden bir, kısa uzun gider, ben özetliyorum. Sana geldiler Habibim. Şimdi bakın, cinler cin olduğu halde Kur'an öğrenmek için, dinlemek için takındıkları tavrı görün de ibret alın. Sizler efendim kainatın efendisidir insan. Ama cinlerden ders alın. Felemma halaruhu, cinler efendimizin huzuruna veya Kur'an-ı Kerim'in huzuruna geldikleri zaman fark etmiyor. Gelince bir kalu ensitu, birbirlerine dediler ki bütün işi gücü bırakın, sesi sedayı kesin, herkes sükut etsin. Cin cin iken görüyor musun? Kur'an meclisinde susalım diyor. Her şeyi susturalım diyor. Ama biz insanlar telefonlarımız susmuyor. Hoca taktın diyorsun telefona. Keşke sen de taksan. Sen de takmışsın. Telefondan kopamıyorsun. Ben sana diyorum ki bak, namazda hiç olmasa camide telefondan kop. Kopamıyorsun. Camiye giriyorsun gene telefon. Adam dua ederken bile bacaklarının arasında telefon, gene telefon. Yani asıl olan telefon, gerisi hep ayrıntı. Böyle namaz mı olur cemaat müslümin? Böyle dua mı olur? Sen benden bir şey istesen, ben senden bir şey istesem, senden isterken sağa sola baksan bozulursun bana. Ya doğru dürüst beni dinle. Nezaketsizliktir. Karşıdaki insana bakacaksın. Allah-u Teala'dan bir şey istiyorsun telefona bakarak. Ekrana bakıyorsun, Allah'tan istiyorsun. Böyle midir dua? Bunu bana yapsam ben sana küserim, sana yapsam sen küsersin. Allah'a yapılır mı bu? Herkes aklını başına alsın. Cin kadar olalım ya, cin. İsimlerini bile anmıyorsunuz. Üç harfli, üç harfli diyorsunuz. Cin. Kur'an meclisinde toplanınca kalu ensitu, dediler ki herkes işi gücü bırakıyor. Ses seda yok. Ses seda yok. Felemma kuluye, böyle pür dikkat. Cinler normalde hiç böyle kayıt altına girmezler, disipline gelmezler. Kavgacı, nizacı, tartışmacı bir yapıya sahiptir bunlar. Risale-i Kudsiye'nin baş tarafında da var bu. Böyleyken onlar Kur'an-ı Kerim ortamında esas duruşa geçtiler. Esas duruşa geçip komutandan tekmil almak veya talimat, tekmil vermek, talimat almak gibi. Esas.
Kur'an-ı Kerim karşısında esas duruşa geçtiler. Felemma kuluye, Kur'an okunması, onların da dinlemesi bitince vellev, döndüler ila kavmihim, kavimlerine, mundirin, onları uyarıcı olarak. Yo, bir dinlemekle hemen kavimlerine gittiler, onlara da anlatmaya başladılar. Niye? Tam dinlediler. Kafa kulağıyla değil, kalp kulağıyla dinlediler. Onun için anladılar, tesirlendiler ve hemen kavimlerine gidip onlara da duyduklarını anlattılar. Biz niye böyle değiliz? Kafa kulağıyla dinliyoruz, çoğu kez onunla da dinlemiyoruz. Niye? Ya insanın dikkati bir şey olur, telefona takılmışsın. Tefsir okuyoruz, böyle cemaati böyle görüyoruz biz. Evet, hepinizi görüyoruz. Adam tefsirin en can alıcı noktasında baktın kalktı. Niye kalktı acaba? Belli, telefonu çalmış. Ya tamam da şimdi ya tefsire kulak vereceksin ya telefona, o telefona kulak veriyorsun. Bak bak, seçime bak. Seçim diyoruz ya, sadece böyle siyaset seçimini anlama. Sen orada bir seçim yapıyorsun. Allah-u Teala'yı dinlemek, senin gibi bir insanı dinlemek, bu ikisinin arasında seçim yapıyorsun. Ben Allah-u Teala dinlerim diyenleri, onlar ne güzel. Ama Allah-u Teala'yı dinlemeyi bırakıp telefon peşine gidiyor. Neymiş? Telefon çalmış, iki defa çalmış. Ulan 2000 defa çalsa, eğer sen o Kur'an'ı dinliyorsan oradan kalkmaman lazım. Sana o Kur'an fırsat vermemesi lazım. Ama kimse kusura bakmasın, Kur'an'la gönül bağın yok ki. Yok ki, bir telefon seni peşine çekiyor. Bak, telefon vagon, sen telefon lokomotif, sen vagon olmuşsun. Halbuki Müslüman her zaman her şeyde vagondur. Karıştırıyorum, lokomotiftir. Diğer bütün eşyalar önemsiz, peşinden gelen, ona hizmet eden önemsiz ayrıntılar, önemsiz ayrıntılar. Bir Müslümanı telefon yönlendirmez. Telefon, Müslüman telefonun yönlendireceği kadar hafif bir insan değildir. Çok okkalı bir insandır. İbretlik. Adamlar bir dinlemekle anladılar, kavimlerine gidip anlattılar. Çünkü dinlediler. Ne dediler kavimlerine? Kalu dediler ki, kavimlerine gittiler ve dediler ki ya kavmena, ey milletimiz, ey milletimiz, ey cinler, inna semi'na kitaben, biz bir kitap dinledik. Kitabın hepsinde değil, birkaç ayetini. Kur'an-ı Kerim hepsi inmemiş, Mekke'de bu oluyor. Biz bir kitap ayetleri dinledik ki, Ünzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra indirildi. Musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinden önce Allah'tan indirilenlerin hepsini tasdik edici. Bak, Kur'an'ı ne güzel anlatıyor cinler, çünkü iyi dinlemişler. Sonra diyor ki yehdi ilel hakkı, öyle bir kitap ki o hak ve hakikate ulaştırır. Hangi hususta? Her hususta. Hangi mangi yok ki? Her hususta. Hangi hususta? Doğrusu nedir? Bunu merak eden Kur'an-ı Kerim'e baksın. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Biz ekrana bakıyoruz. Cemaat-i Müslüman. İnne hâder Kur'âne yehdi lilletihiye akvemu. Şu Kur'an-ı Kerim en doğru olana götürür. Nerede doğru? Hangi hususta? Hangi mangi yok ki, her hususta. Hangi hususta doğruyu merak ediyorsan Kur'an-ı Kerim onu gösteriyor. Onun için gelmiş zaten Kur'an-ı Kerim, cemaat-i Müslüman. Mesela ben yahu bir gencim, nasıl bir genç olsam acaba, gençliğimi nasıl geçirsem? Ha, öyle mi? Bak mesela yavrum, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın beğendiği gençler vardır. Ashab-ı Kehif mesela. Dinleri için dünyalarını sattılar. Mağaraya yattılar. Taşlığa. Sırf dinleri için. Dindar kalalım, dindar ölelim diye. Başka bir şey yok. Seçim yaptılar. Dinlerini seçtiler. Mağarayı seçmek, dinlerini seçmek demektir. Baktılar ki bu dini
başka bir yerde yaşama imkanımız yok. Ya dini seçeceğiz ya dünya hayatını. Olan dediler, din kalsın, dünya gitsin dediler. Yusuf Aleyhisselam genç, zina gibi bir haramla dayatma altına kaldı. Yani cebre diyorlar ona, yapacaksın bunu diye. Yapmama imkanı da yok çünkü memur. Ama bir anladı ki yani zindana atılırsam bundan kurtulurum. Allah Teala'ya hemen dedi ki, ya Rab, zindan bana çok sevimlidir zinadan. Ya Rab, beni zindana at. Zindandan çıkart demiyor ha, zindana at diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize anlatıyor. Niye? Böyle olun diye. Efendim ben işte oğlum olacak, kızım olacak, baba olacağım, anne olacağım. Kur'an-ı Kerim'de hepsi anlatılıyor. Oğlum kızım var, nasıl baba olsam, anne olsam? Lokman Aleyhisselam'a bak mesela. Kardeşlerimle nasıl olayım? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu birbiriyle kavga etti, sen iyisini örnek al. Yusuf Aleyhisselam'ın abileri Yusuf Aleyhisselam'a kötülük yaptı, sen Yusuf Aleyhisselam'ı tut. Böyle yani. Her şeyde. Mesela işverensin diyelim, işveren. İşverensin, senin işçilerin var. Nasıl bir işveren olsak acaba? O ayette var, Kasas suresinde. Kâle inni ulîdenun kihake ihdebne teyyâhâteyn ayet kirmesine. Ya ben işçiyim ya, işveren değil de işçiyim. Acaba nasıl işçi olsam? Aynı ayette Allah'ın beğendiği işçiden Cenab-ı Hak bahsediyor. Bak ona mesela. Öyle ol. Yani her usta. Ben ne diyeyim bu usta yani? Her hususta. Yehdi ilel hak. Kur'an-ı Kerim doğruya ulaştırıyor. Hangi hususta? Her hususta. Ve yehdi ila sıratın müstakim. Ve dost doğru yola ulaştıran bir kitap. Cinlerin sözü ha. Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyorlar kendi milletlerine. Sözcü olarak geldiler. Temsilci olarak geldiler. 9-10 kişi. Resulullah Efendimiz'den 3-5 dakika dinlediler. Adamlar gittiler, 50 sene ders görmüş gibi Kur'an'ı anlatıyorlar. Ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa musaddikan lima beyne yedeyhi yehdi ilel hakkı ve ila tarikim müstakim. Kur'an-ı Kerim'i enfes bir şekilde tarif ediyor adamlar. Ve devamla diyorlar ki, ya kavmena, ey milletimiz, ecibu da'iyallah, Allah'a çağıran ya Kur'an-ı Kerim yahut Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikisi aynı kapıya çıkar. Allah'a çağırana icabet edin. Allah'a çağırana. Mahmud Efendi Hazretleri bize bana tapın demedi ki. Bize Allah'a kulluğa, Resulullah Efendimiz'e ümmetliğe çağırdı. Bunu Mısır'daki Sağır Sultan biliyor da Vehhabi bilmiyor mu? İşine gelmiyor. Proje elemanı. Allah'a çağırıyor. Kim Allah'a çağırıyorsa ona icabet edin. FETÖ bizi Allah'a çağırmadı, cemaat müslümin. Hiç kimse oradan kendine pay çıkartmasın. Siz FETÖ'nün dinine aldanmadınız, dünyasına aldandınız. Diploma, mektep, şurada işe koyacak bilmem ne, bir yurt içinde, yurt dışında. Hep bunlar, bunların peşinden gitti bu insanlar. FETÖ'nün bir tane medresesi yoktu. Var mıydı? Yoktu. Bir tane medresesi yoktu. Mektebin peşine gittiniz, diplomanın peşine gittiniz siz. Ve sizi Allah'a çağırmıyor ya, kafirlere çağırıyor. Nasıl? Efendim, Yahudiler de Hristiyanlar da cennete girecek. Cennette buluşacaksınız. Dünyada niye dalaşırsınız ki? Yani Yahudi ile Hristiyanla barışın dedi bize FETÖ. Yahu sen, Müslümanlar bin parça olmuş, Müslümanların birliği, İslam'ın birliğini bir kelimeyle ağzından duymamışsınızdır. Hiç dememiştir. Müslümanlar arasında diyalog olsun, Müslümanlar birbirleriyle dertleşsin dediğini duydunuz mu? Duymadınız, duyamazsınız. O zamanla şimdi ne diyor bilmiyoruz. Duymadınız. Ne yaptı? Efendim İbrahim'i dinler. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor ya. Şimdi bunlar üç tane ayrı olsa bile yukarıda birleşiyor dediler. Bunlar hepsini FETÖ söyledi.
Ama Allah başka bir şey söylüyor, Allah doğrusunu söylüyor. Cemaatimiz, Allah'a çağırmadı bizi, Amerika'ya çağırdı bizi. Zaten başı sıkışınca ulan insan Beytullah'a gider, Mekke'ye. Olmadı, Resulullah'a gider, Medine'ye. Bu Amerika'ya gitti. Hiçbir şey göstermiyor mu size bu? Bir şey anlatmıyor mu size? Bir İslam alimini, İslam hocasını, bütün dünyayı Müslüman edecek bir hocayı Amerika kendi arasında besleyecek, bakacak, onu yaşatacak, öyle mi? Öyle mi? Desenize Amerika İslam dostu olmuş, Allah'ın dostu olmuş. Cemaat Müslümin, aklınızı peynir ekmekle yemeyin. Şimdi bazılarınız biraz gerçekleri gördünüz ama anamızı ağlattılar ondan sonra. Ne anladık? İş baştan görmek lazımdı. Allah'a çağırana icabet edin. Ya kavmena ecibu da'iyallah ve aminu bihi, ona iman edin ki yevfil leküm min dunubikum, günahlarınızı bağışlasın ve yücirküm min azabin elim, sizi azab-ı elimden kurtarsın. Azab-ı elimden kurtuluşun çaresi Allah'a çağırana icabet etmektir. Allah seni kendisi çağırmaz ki. Allah'ın sesini duyan var mı aranızda? Bir tek Musa Aleyhisselam duymuştur. Başka Allah-u Teala duyan var mı? Yoktur. Resulullah'ı da duyamadık ki biz. Değil mi? Resulullah'ı duysak. Ona da biz o mutluluğa da eremedik. O halde ne yapacağız? Resulullah'ın adına çağrı yapanları duyacağız. Onlara kulak vereceğiz ve onlara uyacağız. Ve men la yucib da'iyallah, son ayet kelime. Kim Allah'a çağırana icabet etmezse, bak dikkat edin, Allah'a icabet etmezse gibi böyle muğlak anlatılmıyor, açık. Allah'a çağıran birisine kim icabet etmezse, feleyse bin, ben şimdi Allah'a icabet etmiş miyim etmemiş miyim, bunun ispatı tespiti nasıl olacak? Ben diyorum Allah'a icabet ettim. Allah-u Teala he diyor mu bana? Demez. Hayır diyor mu? Demez. Peki ben yani onayı nereden almalıyım? İşte onun için Allah'ın dostuna icabet ediyorsam Allah'a icabet ediyorum. Gösterge budur. Etmiyorsam etmiyorum demektir. Allah'ın dostundan kaçan aslında Allah'tan kaçıyor. Allah'tan kaçıyor. Allah'ın dostuna soğuk bir insan aslında Allah'a soğuktur. Ama onu ifade etmek işine gelmiyor. Cemaat Müslüman. Biz Allah'ın dostuna niye sıcağız? Rabbimizi sevdiğimiz için. O onun dostu olduğu için. Ve men la yucib da'iyallah. Kim Allah'a çağırana icabet etmezse feleyse bi mu'cizin fil arlı. Yeryüzünde şuraya gider, buraya gider, şuraya gelir, buraya gelir. Şu olur, bu olur. Ama Allah'ı aciz bırakamaz, Allah'ı aşamaz. Allah-u Teala'nın ağının dışına çıkamaz. Feleyse bi mu'cizin fil al. Yeryüzünde sahip olduğu konum, durum ne olursa olsun Allah-u Teala'yı aciz bırakamaz. Yani sahip olduğu konum itibariyle Allah'ı aştı. Yok böyle bir şey. Yoktur. Aşamaz. Allah-u Teala'nın kontrolündesin. Allah Teala'nın hükmündesin, elindesin. Nitekim bugüne kadar Allah tanımaz insanlar, kafirler geçti. Hepsi geberip gitti. İsteyerek mi öldüler bunlar? Ölümü seçtiler mi bunlar? İstemeye istemeye öldüler. Demek ki Allah'ın hakimiyetinden çıkış yoktur. Veleyse ve yoktur. Şey ve malehum وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا, ve Allah'tan başka yardımcısı da yoktur. Allah-u Teala da kendisine dost seçmemiş. Dolayısıyla اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ, bunlar açık bir dalalettedir. Böylece ayetlerimizi tamamladık. Risale-i Kudüs'ün bu beytine bir daha hafta inşallah devam ederiz. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım size. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a, çok bambaşka bir annemiz idi o. Hepsi bambaşkaydı. Hazreti Ayşe annemiz daha bambaşka bir şeydi. Cemaat Müslüman, Müslümin. Yani şimdi dünyada Hazreti Ayşe annemizi göremedik. Tabii belki namahrem olduğu için saklanırlardı. Yani ashaba görünmezlerdi. Yani ahirette de biz onları göremeyeceksek yandık o zaman. Yandık mı? Doğru mu? Ve ses çıksın ya.
gerçekten ahirette de biz Resulullah'ı, Allah'ın dostlarını, analarımızı göremezsek yandık biz. Efendim ben şunu gördüm, bunu gördüm. Ya dünyada gördüğü önemi yok ki. Esas görülecek Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Zeynep annemiz, Hafsa annemiz, Ümmü Seleme annemiz, Ümmü Habibe annemiz, Sevde annemiz, Hazreti Meryem annemiz, Hazreti Asiye annemiz, Havva annemiz. Ne büyük insanlar bunlar, cemaat-i Müslümin. Ne büyük insanlar. Cemaat, bunların rotasında yaşarsanız, bunların yolunda olursanız bunların yanına gidersiniz. Allah'ın düşmanla yolunda olan Allah'ın dostun yanına gidemeyeceği pek açıktır. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Kalet annemiz diyor ki, kultu dedim, ya Resulallah, ya Resulallah, era eyte, bana söyler misin? Bir bak bak şimdi ne diyor. Çok bambaşkaydı bu annemiz. Lev nezelte vadiyen, ya Resulallah, say ki bir vadiye indin. Bir, tabii Mekke, Medine'de böyle tarla, bağ, bahçe çok yok da vadi diyoruz. O vadide işte ağaçlar, otlaklar falan olduğunu düşünelim. Ve fihi şeceratun, orada ağaç var veya hayvanın otlayacağı otlak var. Kad ukile minha, yani bir ağaç düşünün ki o ağaçtan yenmiş. Yani senden önce bir başkası devesini oradan otlatmış bir ağaçtan. Ya Resulallah, ve vecette şecereten lem yukel minha, onun yanında bir başka bir ağaç var, o ağaçtan hiç yenilmemiş. Hiç kimse bismillah dememiş o ağaca. Ya Resulallah, fi eyyihima kunte turti'u ba'irake, deveni sen hangisinde otlatırsın? Yenilmiş, yarım bırakılmış olanı mı, olan ağaçtan mı otlatırsın ya Resulallah, hiç başlanmamış olandan mı? Acayip şey. Ya Resulallah, hangisini hayvanını otlatırsın? Kale filleti lem yuta' minha. Efendim buyurdu ki, yani elbette ki hiç başlanmamış, kimsenin otlatmadığı şeyden yaparım, hayvanımı otlatırım yani. Artık olmamış yani. Dedi. E'si var bunun. Yani Hazreti Ayşe annemiz şunu demek istiyor, diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lem yetezevveç bikran gayraha, yani Resulullah Efendimiz benden başka bir bakire hanımla evlenmemiştir. Yani bak ya Resulallah, hangisine hayvanını otlatırsın? Hiç başlanmamış ha. E'si yani işte ya Resulallah, hanımlarının içerisinde hiç başlanmamış benim demek istiyor. Kendisine hak ettiği bir payeyi çıkartıyor. Ama Efendimizin nezdinde ne kadar itibarı var ki Resulullah Efendimiz'e bunu söyleyebiliyor yani. Ya Resulallah, diğer hanımlar Efendimizin dul idi. Bakire olarak aldığı tek hanım Hazreti Ayşe annemizdir. Hatta bu mevzumuzdan değil ama bunu da söyleyerek hadisi kapatayım. Efendimiz Hazreti Ayşe annemize dedi ki, ya Ayşe, buyur ya Resulallah, senin bana kızdığın zamanla kızmadığın zamanı ben anlıyorum. Resulullah'a kızmak. Efendimiz kızar da o değil. Senin bana kızdığın, böyle tavırlı olduğun anla tavırlı olmadığın anı ben anlıyorum dedi Efendimiz. Ya Resulallah, nasıl anlıyorsun? Sen dedi, bana dedi, iyi olduğun zaman, öyle kızgın olmadığın zamanda ya Resulallah diyorsun beni çağırırken, ama bana kızdığın zaman da ya Ebel Kasım diyorsun. Aslında ya Ebel Kasım, ey Kasım'ın babası, Efendimiz'in künyesi. Ama niye ya Resulallah demiyor? Kızmış. Şişmiş. Allah. Biz bunlar yapamayız ha. Hazreti Ayşe kadar Resulullah Efendimizin katında itibarımız olacak ki böyle bir şey hakkımız olsun.
Biz böyle sakın böyle bir şeye yeltenmeyin. Ama onların arasına girilmez. Resulullah Efendimiz'e sordular. En sevdiğin insan kimdir? Efendimiz buyurdu ki Ayşe'dir. Ne soruyorsun? Allah Allah. Adam soran adam kendisini bekledi. Ya Resulullah peki ondan sonra kimdir? Ebu Bekir demiyor Efendimiz de. Ayşe'nin babası. Soran dedi ki baktım bana sıra gelmeyecek daha sormadım dedi. Bak bak Ayşe'dir dedi. E peki ondan sonra en çok kimi seviyorsun? Ayşe'nin babasını demek yani Ayşe'nin babası olduğu için bir de Ayşe'yi bir daha da anmış olmak için. Yani bir vesileyle Ayşe diyeyim diye Ebu Bekir'in ismi yok mu ya? Sahabede Ebu Bekir belli. Öyle demiyor Ayşe'nin babası diyor. Onunla böyle onun için cemaat Müslüman. O televizyon telefonlarınızda baktığınız o Allah'a isyankar kadınlar onların suratlarına bakarsanız Hazreti Ayşe'ye sizi yaklaştırmazlar. Dostça konuşalım. Dostça konuşalım. Öyle hem Allah'ın düşmanına bakacaksın hem Allah'ın dostuna bakacaksın. Bir gözle ikisini baktırmazlar. Onun için Allah'ın dostlarına bakalım. Allah'ın düşmanlarına bakmayalım. Onları boykot edelim. Onlara göz yumalım. Kafamızı çevirelim. Başımızı eğelim. Sırtımızı dönelim cemaat Müslümin. Böylece safımızı belli etmiş olalım. Birinci cilden 25. mektuba başlamıştım. Oradan bir iki satır yine okuyalım. Mektubu şerifte İmam Rabbani Kaddesallahu Sirruhu şeyi anlatıyor. Yani insanın kalbinin kalbi selim olması. Allah'ın emridir. Kalbi selim sahibi olmak. Ondan sonra göğsün İslam'a açık olması. Ondan sonra nefsin temizlenmesi. Cildin İslam'a yumuşak olması. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın emridir. Ancak bunları yapmak neye bağlıdır? İmam Rabbani buyuruyor Resulullah Efendimiz'e ve ashab-ı kiram efendilerimize bilhassa Hulefai Raşidine uymaya bağlıdır. Sünnet-i Seniyye'ye bağlıdır. Yani nefsi insan Sünnet-i Seniyye'ye ittibala tezkiye eder. Kalbini öylece kalbi selim yapar vesaire. Şimdi İmam Rabbani buyuruyor ki فَمَنْ شُرِّفَ بِمُتَابَعَتِهِمْ Kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşidine ve sahabe-i kirama uymakla şeref yap olursa فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا O en büyük kurtuluşta kurtulmuştur. Ve men cubile ala muhalefetihim fekad lalla dalalen baida. Kim de Resulullah'a, sünnete, sahabe-i kirama muhalefet üzere olursa o da çok açık, seçik ve net bir şekilde sapıtmıştır buyuruyor. Allah-u Teala bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم إحداهما يا أبت قالت إحداهما يا قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق
عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.